MTV ekranlarından hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar sevgili seyirciler. Yeni bir Ramazan özel programıyla tekrar karşınızdayız. Rahmet ayı, 11 ayın sultanı Ramazan ayının bu mübarek vaktinde hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim şimdiden hayırlı bir program yapmayı nasip eylesin. Bu akşam 3 değerli konuğumla birlikte önemli konuları burada konuşacağız kısmetse. Ben müsaadenizle konuklarıma dönmek istiyorum ve hoş geldiniz demek istiyorum kendilerine. Evet Mecit Hocam, selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Orhan Hocam, çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz hocam, nasılsınız, iyisiniz? Mevla Teala'ya şükürler olsun, elhamdülillah. Fatih Hocam, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah, sizler nasılsınız? Hamdolsun hocam. Ramazan'la aramız nasıl hocam? Şükür. Her halimize şükür. Amin hocam. Bayram hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Orhan hocam. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah hocam. Allah daha iyisin hocam. Amin. Şimdi ben istiyorum ki mübarek Ramazan ayındayız. Ve mübarek vakitler bir aşırı şerifle isterseniz Allah'ın kelamıyla programımıza başlayalım. Tabii. Ben Fatih hocamdan bir aşır istiyorum. Mümkünse. Hocam bir aşırı şerif okursak. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم ماشاءالله بارك الله ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Şimdi programa geçmeden evvel ben iletişim bilgilerimizi seyircilerimize aktarayım. Programa görüş önerileri için. Evet sevgili seyirciler, programımıza dahil olmak isterseniz, görüşlerinizi, sorularınızı bize iletmek isterseniz, yalnız
belli konularımız var. Bu konular üzerinden bizlere soru yöneltirseniz daha iyi olur. Ölüm, şükür, sohbetin önemi ve Allah dostlarının önemiyle alakalı burada hasbihal gerçekleştireceğiz. Vaktimiz yettiği ölçüde tabii. Bu konular üzerinden bizlere sorularınız ve görüşleriniz, önerileriniz olursa 0216 alan kodu 488-0488 numaralı telefonla bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp yoluyla mesaj yollamak isterseniz de 0538-965-2651 numaralı telefonla bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdiden inşallah hayırlı ve bereketli bir program olur diye temenni ediyoruz ve programımıza başlıyoruz. Bismillah diyelim hocam. Hocam şimdi ilk konumuz ölüm bahsi. Malum hepimiz insanız ve ölümlüyüz. Ölüm hak hocam. Nasıl ki hayatımız, yaşamımız bir hakikatse, bir gerçekse mutlaka bir gün hepimiz öleceğiz hocam. Bundan kaçış yok. Şimdi hayatımızın bir parçası olan ölüme nasıl bakmalıyız? Böyle bir soruyla başlayalım isterseniz hocam. Evet. Siz de başlayalım isterseniz hocam. Buyurun. Öncelikle hocam ben Fatih hocama bu özel Kur'an tilaveti için çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Gerçekten bizi gönüllerimize huzur verdi. Konumuza dönecek olursak hocam, ölümle alakalı biliyoruz ki her mezarlığın girişinde yazan bir ayet-i kerime var. Mevla Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor bizlere? Estaizu billah, küllü nefsini zâgatül mevt. Her nefis ne yapacaktır? Ölümü tadacaktır. Şimdi Mevla Teala bizlere bu ayet-i kerimede her nefis ölümü tadacaktır, ölecektir demiyor. Ölümü tadacaktır dediği için ölümde bir lezzet var. Yani bir acı veya tatlı olan bir lezzet var. Eğer insan imanını muhafaza edebildiyse, Mevla Teala'ya karşı olan vazifelerini muhafaza edebildiyse, yapabildiyse, görevlerini tamamlayabildiyse, bununla alakalı da Mevla Teala ayet-i kerimede bizlere buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَيَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Mevla Teala bizlere burada buyuruyor ki, ey innel ledine galu rabbunallah. Muhakkak o kimseler ki galu dediler rabbunallahı, Rabbimiz Allah'tır dediler. Ve istekamu, istikamet ettiler. Efendi Hazretlerimiz Mahmud Usta Osmanoğlu bu ayet-i kerimin tefsirinde istikamet meselesiyle alakalı istikametin kerametten daha üstün olduğunu ve istikamet konusunu bir Müslüman, bir mümin kendisini yerleştirdiği zaman da Rabbine olan vazifeleri için kendisine yerleştirdiği zaman da büyük keramet ehli olduğunu ve onun için burada Mevla Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki "Ella tahafu ve la tahzanu ve ebşuru bil cenneti lleti kuntum tu'adun." O kişiler diyor, Rabbim Allah'tır deyip de Allah yolunda mücadele eden kişiler, imanını muhafaza edenler, ameli salih işleyenler, Allah yolunda cihat edenler, bu cihadı illaki kılıçla değil de insanlara iyiliği, Allah'ın emir ve yasaklarını anlatanlar, Allah yolunda mücadele eden kimseler diyor, onlar ne yapmasınlar? Korkmasınlar, mahzun da olmasınlar. Onları diyor Mevla Teala ölüm anında ne yapar? Cennetlerle, iki melekle beraber اَلَّا تَخَابُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَاَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِنْ كُنُوا تُوَعَدُونَ Onları diyor cennetle müjdeleyici melekler gönderilir ölüm anında. Şimdi bu nedir? Ölümün lezzetiyle alakalı. Küllü nefsini deagatül mevte ne buyuruyor? Bir lezzet var değil mi? Bu lezzeti burada Mevla Teala bizlere tarifini veriyor. O kişiler ne yapmasınlar? Korkmasınlar, mahzun da olmasınlar. Onları müjdeleyici melekler gelir. İşte bu kişiler ruhunu güzel bir şekilde ölümle alakalı ne yapacaklar? Tamamlayacaklar. Ama burada şart ne? Rabbim Allah'tır dediler ve istikamet üzere oldular. Efendi Hazretlerimizin istikametiyle alakalı her zaman misal veriyoruz. Efendi Hazretlerimiz mesela 7 yaşından beri hiç cemaatsiz namaz kılmamıştır. Yani bir cemaatle namaz nedir? İstikamettir. Mesela Kur'an-ı Kerim ahlakı, Kur'an-ı Kerim okuma ahlakı nedir? Bir istikamettir. Bir sohbet ahlakı, haftada bir gün dahi olsa Mevla Teala'nın ayetlerinin ve hadislerinin anlatıldığı, Allah dostlarının sözlerinden, güzel sözlerinden bahsedilmiş olduğu bir sohbetlere gidebilmek, oralarla alakadar olmak nedir? Bir istikamettir. Bir medreselerle alakadar olmak istikamettir. Evladımızı Allah yolunda yetiştirmek bir istikamettir. Etrafımıza küntüm hayru ümmetin ukhricet linnas te'murune bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. İnsanlara iyiliği anlatıp kötülük yani nehyetmek bu nedir? Bir istikamettir. Ama bunu devamlı olarak
istikamet olarak ne yapacağız? Devamlı olarak hayatımıza yerleştirirsek o zaman bize bu ölüm ne olacak? Lezzeti tatlı olacak, güzel olacak. Ama bunun aksi olursa ne buyuruyor onlar için? İşte dünya sevgisine insan düşerse, Allah'ı unutursa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti seniyesine yüz çevirirse, Allah dostlarının, büyüklerin ifadelerine bakmazsa, Allah'ın razı olmadığı haller üzerine yaşayıp dünyaya dalıp insan ilerlerse, onun içinde ne buyuruyor? Kella izâ belegatit terâgî ve gîle men râk ve zanne ennehül firâk. O kişiye diyor, Azrail aleyhisselam biliyorsunuz ruhu çekerken ilk etapta diz kapaklarına kadar çekermiş. 5 çekişle çekiyor yani. İlk çektiğinde diz kapaklarına kadar insanın. İkincisinde göbeğine kadar, üçüncüsünde göğsüne kadar, dördüncüsünde hulguma, boğaza kadar çekermiş. Ondan sonra ruhu alırmış. Bu çekiş eğer imanlı değilse kişi, ameli salih üzerine değilse öyle bir ızdırap olacakmış ki yarın ahirette ya Rabbi bir daha hani dünyaya dönüp de amel edeyim deme korkusu olacakmış ki dünyada bir daha ölüm korkusu olduğundan dolayı. Öyle bir acı olacakmış yani. Ölmek de öyle kolay değil. Hani ben kendimi köprüden attım kurtuldum. İşte ben arabanın önüne kendimi attım kurtuldum. Böyle bir şey yok. Zahiri olarak öyle gözükse de Azrail aleyhisselam o ruhu alırken ne var? Orada büyük bir acı var ki o acıyı diyor bir daha dünyaya dönmeye ne yapacak? İnsan korkacak. Burada bu ayet-i kerimede de Mevla Teala buyuruyor şey, işte o dünya sevgisine dalanlar, Allah'ı unutan kimseler, dünyayı Allah'ın amellerine tercih eden kimseler, kella izâ belegadit terâgî, can hulguma geldiği zaman da ve gîle denir, men râg, işte hani bizi kurtarıcı, ve zanne ennehül firâk, o kişi diyor o zaman neyi anlar? Firak, ayrılığı anlar. Artık neydi? Dünyada sevmiş olduğu, güvenmiş olduğu, hastaneler, doktorlar, hocalar artık kime güveniyorsa hiç fark etmez. Veya tamah etmiş olduğu evleri, arabaları, neleri varsa, evladı, hanımı, kim onu kurtarabilecekti? Vagile men rak o zaman diyor, hani ilaç edici, kurtarıcı, işte doktoru, mühendisi, artık hocası, hoca dahi ne yapmaz? O halden insanı kurtaramaz. İşte o yüzden ölümü bu şekilde bilmek lazım. Ölüm Mevla Teala'nın bizlere buyurduğu gibi zâigatül mevt, o ölümde bir ne var? Lezzet var, tat var. Ya o tat bizim için çok ağır bir şey olacak ameli salih üzerindeysek, ama ameli salih üzerindeysek de ölüm anında bizleri ne yapacak? İki tane melek gelecek ve bizleri ölümle müjdelerken cennetle, cemalullah'la müjdeleyecek. O yüzden hocam insanlar, yani hepimiz, bütün insanlık olarak insan dünyaya süslerine mutlaka dalıyor. Yani bu Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bu şekilde devam ediyor. İnsan ne yapıyor? Dünyadaki nimetler olsun veya işte kendi idealleri olsun, öyle bir dalıyor ki, öyle bir işte mesela bir ev için, bir ev alabilmek için bir insan ömrü hayatını harcayabiliyor mu? Harcayabiliyor. 10 senelik, 15 senelik, 20 senelik bir borcun altına girebiliyor mu? Girebiliyor. Yani bir araba almak için veya dünyevi olarak her şeyi düşünebiliriz yani. Burada dünyevi olarak hayatımızı yaşarken hiçbir zaman Mevla Teala'nın bize vermiş olduğu nimetleri unutmayarak, bize vermiş olduğu güzellikleri bilerek ameli salihle beraber dünyanın hiç olmasın demiyoruz. Dünya tabii ki olacak. Yani insan rızkını kazanacak. Müslüman hatta zengin olacak, kuvvetli olacak ki daha iyi tebliğ edecek. Ama bu kuvvet, bu zenginliği, bu güzelliği yakalamaya çalışırken ne yapacağız? Bunları bize ölümü unutturmasına sebep olmayacak yani. Bizi Allah'ı hatırlamamıza ne yapmayacak dünya sevgisi? Önüne geçmeyecek. Ölümle alakalı bu nasihatlerimizi inşallah Rabbim tesirli eylesin diyoruz hocam. Hiçbir zaman unutmamak lazım. Rabbimiz bu bedeni bizlere emanet olarak verdi. Bu güzellikleri bizlere, bu sıhhati bizlere emanet olarak verdi. Ne yapacak? Vakti geldiği zaman da o muayyen vakitte bu çıkacak. Ama ameli salihle beraber güzel müjdelerle çıkacak. Ama ameli salihin dışında ise nasıl çıkacak? Bu sefer çok büyük sıkıntılarla çıkacak yani. Şunu demek evet. istiyorsunuz. Herkes ölümü tadacak ama ölümün farklı farklı tabii şekilleri olacak. Yani. Acısı olacak, ızdırabı olacak, lezzeti tabii. olacak. Mutlaka. Şimdi mümine bayram ölüm. Hatta Necip Fazıl Kısakürek Üstad evet, şöyle söyler ya, ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel, bayramda tahta ata binmek var diye bir veciz evet. sözü var. Bu tabii iman edenlerle alakalı bir şey. Evet. Ölüm, gerçekten bazı insanlar ölümden çok aşırı korkuyorlar.
Bazısı pervasızca davranıp ölüm nedir ki falan deyip hani ifade kullanabiliyor. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim bunlar muhafaza hep işte yani, sohbetlerden kimisi, eksik olduğundan dolayı, insanların tabii, takip etmediğinden dolayı, bu olaylara bakmadığından dolayı zahiri olarak görmüş oldukları halle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ölüm bir mümin için en büyük ibrettir diye. Evet. Ya onu anlamadığımızdan dolayı, bilmediğimizden dolayı bu şekilde cahil ifadeler kullanabiliyoruz. Rabbim muhafaza eylesin. Evet hocam, ölümle alakalı çeşitli yaklaşımlar var. Her insan kendi kafasında algıladığı şekilde ölümü bir yere oturtmuş ve ifade kullanabiliyor hayatında. Evet. Fatih hocam, ben ölümle alakalı sizden de birkaç ifade almak istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Öncelikle tüm İslam aleminin ve FM TV izleyicilerinin mübarek Ramazan-ı Şerifleri hayır olsun inşallah. Mevlam en güzel şekilde istifade etmeyi bizlere ve tüm İslam alemine nasip eylesin. Hocam, okuduğum ayet-i kerimede Mevla Teala buyuruyor ki muhakkak ki benim kıldığım namazlar, ölümüm ve hayatım Allah içindir. Şimdi baktığımız zaman Mevla Teala ruhları yarattığı zaman işte en Rabb ki ben sizin Rabbinizim dediği zaman biz ne dedik? Aminna ve sattakna. İnandık ve tasdik ettik seni. Aslında bizim hani insan hep şuna inanır. Doğduğu zaman hani doğduğu zaman diriliyor, öldüğü zaman ölüyor. Öyle bir şey yok. Aslında insan öldüğü zaman sonsuzluğa doğuyor demektir yani. Çünkü sen ahirete hazırlanıyorsun. Her şey zaten kalu beladan başlıyor. Sen zaten kalu beladan dünyaya gelmek için vakit sayıyorsun. O an varsın yani. Ne zaman ki ölüyorsun, o zaman başlıyor senin olayın işte. Önemli olan zaten bu dünya tarlasına ektiğin hasılat diyelim ve kişi öldüğü zaman oraya gitti, hani diğer ahirete gittiği zaman soracaklarmış kişiye. Diyelim ki 60 sene yaşadı, diyelim ki 70 sene yaşadı, yani hiç fark etmez. Sen dünyada ne kadar bir vakit geçirdin diye sorduklarında şey diyecekmiş. İkindi ile öğlen arası, yani kış vakti ikindi ile öğlen arası biliyorsunuz ki ya 2 saattir ya da 3 saattir. O kadar bir zaman aralığı, yani hiç yokmuş gibi yaşayacak yani insan şeyi, ölümü yani yaşamı. Ölüm ki her zaman söylüyoruz, her insana ibrettir. Çünkü hadis-i şerifler var. Çokça işte mezarları ziyaret ediniz ki ibret alınız. Ayrıca kişi zaten öldüğünde, kişi mezara gidene kadar zaten 3 şey takip edecek. 1- ailesi takip edecek. 2- malı varsa malı takip edecek. 3- de ameli. Mezara girdikten sonra ne ailesi tanır ölüyü, ne de malı tanır. Tanıyacak olan tek bir şey var, o da amelidir. Kişi o yüzden bu dünyadayken hani diyorlar ya, akıllı olacaksın, denileni yapacaksın. Hani şimdi öyle çok bohem bir hayat, hani ne bileyim işte çok fazla hani, yani çoğu insan mesela bizim bu Türk insanında şey var, güzel, Allah'a bağlılığımız çok güzel, iman olarak iman ediyoruz, örfümüz, adetimiz, Allah'a şükür ki Müslüman bir soydan geliyor, Osmanlı'dan geliyor. Ne bileyim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı çok en güzel şekilde kalbimize hem almışız hem de o söylendiği zaman bile insan en azından kalbini, yani elini kalbine götürebiliyor, yani burada bir şey var yani. Ama gel gelelim ki icraata baktığımızda icraatte bir şey yok. Mesela herkes için diyoruz. Mesela hani kimse dört dörtlük değil. Kişi mesela namazında aksaklık yapabiliyor. Veya kendine bir şey almış. En ufak bir şey, başım ağrıyor veyahut da midem ağrıyor, bugün oruç tutmayayım deyip oruç tutmayabiliyor. Veya affedersiniz ama zekatını kaçırmak için oradan oraya, oradan oraya aklama yolları yapıyor. Veya sadakasında. Yani kaçılabilecek bütün yolları kendine arıyor yani. Ama bu da neden oluyor? Bence çok üşengeç olduğumuzdan oluyor. Yani üşengeçlik, bence hani dedi ya hocam en başından beri anlattı, istikamet. Yani üşengeç bir adamda zaten istikamet olmaz. İstikamet olan bir adamda da zaten son bellidir yani. Ve tadacağı ölümde güzeldir yani. Şimdi evet, bahsettiğiniz gibi ahir zamanda olmasa gerek hocam. Çok zaman çok hızlı ilerliyor. Evet. Yani ve bir curcuna gibi. İnsan hayat hani bir ifade vardır ya, zaman su gibi akıp gidiyor. Gerçekten öyle. Yani su gibi akıp gitmeyi bırakın, artık su öyle bir akıyor ki tazikli bir akışı var sanki. İnsan yetişemiyor. Dolayısıyla da bir de dünyevileşme hırsı da çok fazla arttığı için günümüzde. Dünyevileşme de zirve.
Böyle olunca insan ölümü çok fazla hatırlamıyor açıkçası. Evet. Ölümü hatırlamayınca da dediğiniz gibi o pervasızca, o İslam'ın belirlemiş olduğu, Mevla'nın bizim için koymuş olduğu en güzel nizam olan o ölçüleri kulak arkası yapıp veyahut da görmezden gelerek vurdum duymazla oynayabiliyoruz dediğiniz gibi. Rabbim dediğimiz gibi hocam hepimizi muhafaza etsin. Amin. Ölümü her daim hatırlayanlardan olmayı nasip etsin. Amin. Bayram hocam siz neler söylemek istersiniz? Ölümle ilgili. Selamünaleyküm tekrardan. Aleyküm hayırlı selam. Geceler. Bütün Fehmi TV izleyenlerine, bizi izleyen herkese ve ailesine. Ramazanlarını kutluyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz hepsinden. Allah koptuğumuz yerlere uğratmasın bizi. Amin. Şimdi hocam hocalarımız gerekli açıklamaları yaptı. Bize de dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışalım. Dedikleri gibi ölüm kolay bir şey değil hocam. Ben geçen gün derste işledim bu konuyu. Yani denk geldik. Şimdi öleceksin. Bunu biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hak. Ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var. En şeyi, yani en belirgin örneği mezarlıklar var yani. Her tarafımız kabir. Görüyoruz. Şimdi adam diyor ki sen ölüme hazır mısın? Yani ölüme ne kadar hazırız? Ne kadar yaşayacağımız garanti mi? Ayağımız takılıp düşebiliriz, gidebiliriz. Yani Mevla'nın bize verdiği bir müddet var. O müddet dolana kadar canlıyız. Yani o müddet dolduktan sonra zaten pilimiz bitti demektir. Peki biz ölüme ne kadar hazırız? Şimdi herkes kendisine bu soruyu bir sorması lazım. Ben buradan çıktıktan sonra acaba evimden çıkarken öleceğim mi? Hazırlıklı mıyım? Abdestim var mı? Borcum var mı? Namazımı kıldım mı? Birinde kul hakkım var mı? Yani bu şekilde hazır, ne kadar hazırlıklıyız? Herkesin kendine bunu sorması lazım hocam. Yani adam diyor ki namaz, yani namaz öleceksin yani sen, kılacağın namazı son namazınmış gibi kıl. Burada namazın da şeyine geçiyoruz, namazın şartlarına da giriyoruz ama namazını son namazınmış gibi kıl diyor. Yani bu namazdan sonra belki bir daha namaz kılamayacaksın. Namaz kılanlar için söylüyoruz. Kılmayanlara Rabbim inşallah nasip eder. Yani son namazınmış gibi hareket et. Yaptığın her şeyi sonunmuş gibi. Evinden çıkarken son kez çıkıyormuş gibi çık. Ya bu şekilde ne diyorlar? Ya bugün ölecekmiş gibi ahirete, yarın hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya. Çalışmak lazım. Ya bunun ötesi, berisi, incesi, çizgisi budur hocam. Yani gerekli açıklamaları hocalarımız yaptı zaten. Bizim de ağzımıza gelen bu. Bir tane kıssa var. Şimdi hocam onu anlattı biraz önce. İşte vakit dedi, ölüm vakti. Kısaldı zamanımız. İşte dönemimizdeki malum yaşantımız belli yani. En uzun yaşayan insan şu an 100 senedir. Bilmiyorum 120 sene yaşasın yani. Nuh Aleyhisselam zamanında bir Nuh Aleyhisselam belde dolaşırken bir tane hanımefendiye denk geliyor kadına. Ağlarken görüyor onu. Gidiyor diyor ki yani hayırdır niye ağlıyorsun? Biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı, vazifesini yaptı. 1000 küsur sene de yaşamıştır. Şimdi kadın diyor ki ona oğlum için ağlıyorum. Peki yani oğlun için niye ağlıyorsun? Daha kendine ev yapamamıştı. Ev yapamadığı için hani öldü. Ev yapamadan öldü. Onun için üzülüyorum yani evini yapsaydı gibisinden. Nuh Aleyhisselam diyor ki sen diyor bunun için mi ağlıyorsun? Bunun için ağlanır mı? Peki yani ne demek istiyorsun diyor Nuh Aleyhisselam orada. Nuh Aleyhisselam diyor ki öyle bir ümmet gelecek ki hayatları, yaşantıları, bütün yaşayışı hani 100 seneyi göremeyecekler. 60, 70, 80 sene olacak. Allah Allah. Yani kadın bir şaşırıyor çünkü kendi zamanlarında o kadar yaşayan yok. Hep 350 sene, 350 yaşında ölmüş yani çocuğu. Sonra diyor ki ya peki onlar diyor hani böyle ev için falan uğraşacaklar mı? Nuh Aleyhisselam diyor ki ev için uğraşmak ne kelime? Her birinin üçer dörder tane evi olacak. Onun için uğraşacaklar. Şimdi yani noktaya bakın. Bir tanesi 500 sene yaşıyor. Kendine bir ev yapamadığı için annesi üzülüyor. Diğer taraftan bizler 60-70 sene yaşıyoruz. 3-5 tane ev almak için 60-70 seneye hema diyoruz. Kadın orada diyor ki bizim diyor o kadar hani zamanımız o kadar az olsa biz diyor bir ağacın altına çekilir, karnımızı secdeden kaldırmayız. Yani 350 sene adam yaşamış, ölmüş, bir ev yapamadığı için ağlıyor. Bizler 60 sene ömrümüz var, 70 sene ömrümüz var. 3-5 tane ev yapamadık diye ağlıyoruz, sızlanıyoruz. Ölüm böyle bir şey hocam. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam gerçekten çok
Yani iki tane çok önemli konuya değindi hocam. Hazır mıyız meselesiyle alakalı hocamızın dedesi Musa dede biliyorsunuz ona nasılsın diye bir ifade kullanıldığında ahirette bakacağız nasıl olduğumuz evladım diye bir cevap verir. Yani nasılsınız? İyiyiz elhamdülillah işte öyle değil de ahirette bakacağız nasıl olduğumuza. Yani devamlı bir ahireti hatırlama, devamlı bir ahirete yatırımla alakalı. İkinci konusu da gerçekten benim dikkatimi çekti hocam. Yani baktığımız zaman da bir tane hoca efendi demişti bir cenaze sohbetine katıldık. Ondan sonra cenazeye katıldık. Onu defnettikten sonra durdu böyle dedi ki şimdi şu kabirlere bir bak dedi. Her birerlerinde dedi Mevla Teala şimdi bize dedi bir perdeleri kaldırsa her biri ayağa kalksa sorsak dedi hepsinin daha tamamlayacak bir sürü işleri vardı. Kimi işte 3 sene sonra şunu yapacaktı, 5 sene sonra şunu yapacaktı, 10 sene sonra bunu olacaktı. Daha bir sürü işleri, hayalleri yani bir sürü işi vardı yani. Bakıyorsun onu söylediği zaman gerçekten bir düşündüm. Tarihlerine baktım ölüm tarihlerine. Kimi 25 yaşında, kimi 30 yaşında, kimi 50 yaşında, kimi daha sabi çocuk. Yani o yüzden gerçekten dünya hayatına hiç ölmeyecekmiş gibi dünya hayatına böyle sarılmamak. Allah'ın ötesine, Rabbimizin ötesine geçirmemek lazım. Bu ölümü çokça hatırlayıp her an ölebilecekmiş gibi, Rabbimizin huzuruna çıkabilecekmiş gibi hazırlanmayı ikram etsin. Evet. Rabbim Bayram hocamızdan da razı olsun. Teşekkür ederim. Fatih hocam bir şey söyleyeceksiniz sanırım. Mehmet hocam söyleyince aklıma geldi de hani zaten bakıldığımızda hani hocamın dediği gibi ölenlerin hepsinin bir işi var. Ben hani düşününce şöyle yani adam şunu da demez işte ben evimi aldım, arabamı aldım, çocukları evlendirdim. Abi, tamam benim zamanım geldi öleyim de demez herhalde yani. Hani vaktim geldiyse. Bir de hocam ölümle alakalı değinecek misiniz bilmiyorum ama ağıt yakma ölünün arkasından mesela evet. Bizim Türk halkında mesela hani şey vardır. Hani ağıt yakma ve ağlama. Hani kimisi işte şunu der yani. İşte daha küçüktü hani isyan sözcüğü niteliğinde. O yüzden hatta hadis-i şerif var. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın oğlu İbrahim öldüğü zaman defnediyorlar. Ondan sonra Efendimiz toprak atarken başucuna geliyor ağlamaya başlıyor. Ardından ashab sorduğunda Peygamber Efendimiz'e hani ya Resulullah sen de mi ağlıyorsun? Çünkü hani ağlamak kişiye azap verirmiş. Velev ki mümin olsun, velev ki kafir olsun. Kafire daha çok azap verir ama mümin için sıkıntı olan bir başka konu daha var. Peygamber Efendimiz'e sorduklarında yani sen de mi ağlıyorsun deyince Peygamber Efendimiz şey diyor göz her zaman ağlar. Kalp ise hep keder eker yani bunu yapacak bir şey yok ama ağzımızdan asla Allah'ın rızası olmayacak bir söz çıkmaz. Yani o yüzden hani kişi velev ki oğlu öldü, velev ki karısı, velev ki annesi, velev ki babası öldüğü zaman hani ağlamayacak mı? Ağlar. Ağlayacak hani göz yani bunu illa akıtacaksın yani o aşı. Ha kalbin kırılmayacak mı? Kırılacak. Hüzünlenmeyecek misin? Hüzünleneceksin. Olacak bunlar. Ama ne yapmayacaksın? Mevla'ya isleyen tarafına geçtiğin zaman orada duracaksın. Ki en başta zaten bunun olayı şeyden başlıyor hocam. Azrail Aleyhisselam hatta diğer bir kısa şey var. Peygamber Efendimiz zamanında ashabtan birisi vefat ediyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'de perdeler yok. Diğer bütün ashabta perdeler olduğu için Azrail Aleyhisselam sahabenin canını alacak. Son demlerini yaşıyor. Peygamber Efendimiz şey diyor. Canını alırken diyor yumuşak davran. O benim ashabım hani güzel güzel canını al. Hani şey yapmadan hani hocam anlattı ya acı bir şekilde canını alma deyince Azrail Aleyhisselam şey diyor. Ben diyor zaten her müminin canını alırken tatlı hani acı vermeden alırım. Ama diyor ne zaman ki ruhu alıp çıkarken o evden diyor ağıtlar yükselir. Ağlarlar işte isyan ederler şey yaparlar. Sonra dönerim onlara derim. Hani bunun emrini koyan ben değilim. Bu benim vazifem. Ben ne bir dakika erken yaşattım ne bir dakika geç yaşattım. Ben söylenilen vakitte aldım. Evet. Hani bu sefer Azrail Aleyhisselam'ın sanki hani işine karışıyormuş gibi oluyor. Hani sanki Mevla Teala'nın emrini hiçe sayıyormuşun gibi bir durum oluyor. Evet. O yüzden isyan yani bir kişi vefat ettikten sonra isyan etmek açıkçası kişiyi dinden de çıkartır. İnkara kadar sürükler yani hocam. O yüzden ağıt yakmak olabilir. Kişi ağlayabilir, hüzünlenebilir, kalbi incinmiş olabilir ama
kesinlikle isyan niteliğinde bir şey olmaması lazım yani. Yani Peygamber Efendimiz'e de görülüyor bu. Oğlu İbrahim evet. vefat edince gözleri yaşarınca sen de mi diye etrafındaki sahabe öyle bir ifade kullanıyor. Yani ağlamak var İslam'da ama var. Böyle bağıra çağıra etrafına sesini çok duyuyoruz bunu. Bizim maalesef ülkemizde de bu çok bazı özellikle bazı yörelerde çok yaygın bu adet. Diyorum ya İslam'da böyle bir şeyin yeri yok. Hepimiz yani illa ölünün ardından isyan, ağlayacağız ama isyan boyutunda değil tabii. İsyanı düşünmeden üzülmek lazım. Bir hocam Azrail Aleyhisselam deyince bir de konumuz zaten ölüm olunca aklıma bir ibare geldi. Şöyle geçiyordu. Şimdi Azrail Aleyhisselam Mevla Teala meleklere vazifelerini bildiriyor. İşte İsrafil Aleyhisselam'a sürü veriyor. Cebrail Aleyhisselam'a vahiy görevini veriyor. Mikail Aleyhisselam'a dua vazifelerini veriyor. Azrail Aleyhisselam'a can alma, ruh alma vazifesini verince Azrail Aleyhisselam dönüp Mevla'ya diyor ki ya Rabbi şimdi herkese çok güzel vazifeler verdin. Bana neden böyle acı bir vazife verdin? Şimdi ben insanlardan nasıl bunu yaparım? Şimdi insanlar beni o kadar kötü bilecek ki niye bu şekilde yani tabiri caizse isyan değil de bir şey var orada tatlı bir keder var yani. İşte Mevla Teala da demiş buyurmuş ki ona sen demiş hiç merak etme kimse seni hatırlamayacak bile. Gerçekten şimdi öyle. Baktığımız zaman gerçekten aynen öyle hocam. Araba çarptı gitti diyoruz. Hastalandı gitti diyoruz. İşte ayağa takıldı gitti diyoruz. Vakti doldu diyen yok. Bu konuya geleceğiz hocam. Bir seyircimiz mesajında şöyle demiş. Selamun aleyküm hocam. İçinde zerre kadar iman olan kişi cennete girecek deniliyor. Peki kişi kul hakkı yemiş, zina yapmış, haram yemiş, namaz kılmamış ve kişi tek şehadet getirmiş Allah'a emanet olun demiş. Ve bunun durumunu soruyor. Bir de hocam ben 2 ay önce iflas etmiş bir iş adamıyım. Hiç üzülmüyorum. Tam tersi hamd ediyorum. Bunu bana takdir eden Allah'a hamdolsun. Ama bu evrede sabrımı muhafaza edebilmem için çok fazlasıyla duaya ihtiyacım var ve nasihat ede demiş. Rabbim muhafaza eylesin, yardımcısı eylesin. Olsun. Şimdi ilk soruyla alakalı hocam, 2 gün önce bir sahur programı yapmıştık. Orada da bu konudan bahsetmiştik hocam. Kişi nasıl yaşarsa öyle olur, öyle ölür. Yani şimdi kişide bir arpa imanını dahi öbür tarafa götürebilirse Mevla'nın rahmeti zaten geniştir. Bir şekilde ne yapar onu? Yine azab olunsa dahi, günahkar dahi olsa cennete ne yapacaktır? Girdirilecektir. Ama isyan üzere yaşamış bir insana kelime-i tevhid, hani bir kıssa anlatmıştık İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin kitabından, işte tartısında sıkıntı yaptığından dolayı, hatta o sıkıntıyı bilmediği halde yani dikkat etmeye çalışmış, yine dikkat edemediği halde ona hocası kelime-i tevhid getirmeye çalışmış. İşte la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de evladım. Hani ahirete yeter diyorsun. Ölümle pençeleşiyorsun yani ecelin geldi diye. Ondan sonra efendim söyleyemiyorum. Tartıda yapmış olduğum hatalardan dolayı bana bu ifadeyi söylememe izin vermiyorlar. Aynı bir kıssa daha bir adamın bir tanesine ilaç olarak zamanın doktoru demiş ki senin 3 ayda bir işte şöyle bir alkol kullanman lazım. Ve bu hocasından korkusuna bu kişi ondan sonra hocasına söylemiyor ama bu hastalığından ötürü her 3 ayda bir o alkolü kullanıyor. Ondan sonra o şekilde zaruri diye kendisine yedirerek o şekilde devam ediyor. Ve ölüm anında hocası ona çok sevdiği hal için hocası ona kelime-i tevhid getirtmeye çalışıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ifadesini kullandırtmaya çalışıyor. Kelime-i tevhidini eşhedü en la ilallah kelime-i şehadet getirtmeye çalışıyor. Ama o kişi hocam ben sizin bilginiz dışında böyle bir hata yaptım ve şu an bana melekler bu hatamdan dolayı bu kelime-i tevhidi getirebilmeme bana müsaade etmiyorlar diye söylüyor. Şimdi biz ne dedik? Allah'ı en iyi bilen, ahiret gününü en iyi bilen kimdir? Mevla Teala'dır ama kul olarak dünyaya indiğimiz zaman kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu en iyi bildiği halde dünyadayken nasıl yaşadı? En mükemmel şekilde yaşadı. Hiç taviz vermeden. Şimdi Allah dostlarına bakıyoruz. Allah dostları Mevla Teala'yı en iyi bilenler midir? Allah dostu diyoruz. Mevla Teala'nın dostları yani Mevla Teala'nın sırlarına ermişler. Mevla Teala'nın kemalatlarını, güzelliklerini bilmişler. Onun için adam yetiştirmişler. Hayatlarını hep o mücadele içinde geçiriyorlar. Bu insanlar bile
ayakları topukları şişene kadar namazlar kılıyorlar. Geceleri 2 saat 3 saat uykuyla teheccüd namazını devamlı kılıyorlar. Nafileleri kılıyorlar. Yani Allah'a karşı yapabilecekleri ibadetin son noktasına kadar, sünnet-i seniyenin son noktasına kadar ne yapıyorlar? Devam ediyorlar, yapıyorlar. Eğer ahirete irtihal ederken ölüm anında bir iman kurtarma olsa veya işte bir şey olur da biz geçeriz olsa bu büyükler bu işi bilirdi. O zaman bu büyükler gevşek davranırdı. Nasıl olsa ahireti biliyorlar, cenneti biliyorlar, Allah'ın rahmetini biliyorlar. O yüzden dolayı ona göre yaşarlardı. En iyi bildikleri için ne yapıyorlar? Hiç taviz vermiyorlar. Biz bilmediğimizden dolayı bu soruları sorabiliyoruz. Sen tamam gelişi güzel yaşayacaksın. Ondan sonra ölüm anında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, tamam ben arpa tanesi kadar kurtardım, işim bitti. Ebedi bir hayata geçiyorsun. Yani bir krizden bahsediyor şimdi abimiz mesela, bir iflastan bahsediyor. Onun iflası ne kadar sürer? Ne kadar malı gitmiştir? Mesela dünyalar kadar olsun, hepsi gitti. Şu an aç mı? Mutlaka yiyecek bir şeyini bulabilir. Veya 2 sene darlıkla geçsin, 3 sene darlıkla geçsin, 5 sene darlıkla geçsin. 5 senenin sonrasında bir felah olur mu onun için? Olabilir. Belki ikinci senesinde olur. Belki 6 ay sonra bir felah bulabilir yani. Yaşamış olduğu bir hayata alışmıştır ama öbürüne de alışacaktır mutlaka. Zenginliğe alıştıysa fakirliğe de alışacaktır. Çünkü dünya hayatı geçici bir hayattır. Ama ebedi bir hayattaki sen zorluktan bahsediyorsun ki imanını arpa tanesi kurtaracaksın. Azabı olduktan sonra cennete giderim diye düşünüyorsun. Dünyadayken 2 senelik 3 senelik bir sıkıntıyı karşılayamazken ahirette sen o arpa tanesini kurtarmayı bırak, kurtaramazsan ebedi cehennem var. Bir de kurtarırsan, hadi kurtardın diyelim, biraz mücadele ettin, ameli salih biriydin, günahların da vardı, hadi bir kurtardın ama orada azap olunacaksın kaç sene. Bütün ailen, etrafın, belki sevdiklerin cennetle müjdelenecekler. Sen kalacaksın. Dünyadayken 2 senelik, 3 senelik, 4 günlük, 5 günlük bir hale dayanamazken, iflasa dayanamazken veya işte dünyevi olarak bir darlığa dayanamazken ahirette işte ben arpa tanesi kadar kurtarayım, azab olunduktan sonra cennete girelim. Böyle bir şey, bu tamamen şeytanın en büyük, nefsin en büyük oyunlarından bir tanesi. Yani bir şey olur geçersin, bir şey olur. Ve künnâ nehûdû mâli hâidûn var ya, fî cennâti yetesâlûn, cennettekiler cehennemlikleri soruyormuş de sizin burada ne işiniz var diye. Onların cevaplarından bir tanesi, işte namaz kılıcılardan değildik, yetimleri yedircilerden değildik. İşte onların sözlerinden bir tanesi de ve künnâ nehûdû mâli hâidûn, biz işte herkesle beraber hareket ettik. Hep o şekilde inandık. Ahireti yani unuttuk. Sonsuz bir hayata yol gelken açarken azığımızı da ona göre hazırlamamız gerekir. Bu iş riske gelmez. Çünkü sonsuz evet. Bir saadet var veyahut da sonsuz bir azap var. Dolayısıyla daha dikkatli ve temkinli olmalıyız. Yani hocam gerçekten... bir seyircimizin bir diğer bir sorusuna geçelim isterseniz. Ben sözünüzü kesiyorum ama evet. Hem konumuz fazla hem de sorular fazla. Bir seyircimiz de selamünaleyküm. Ben Kocaeli'den Murat Kartal. Hocam kabir başında ölmüşlerimize Yasin okunabilir mi? Hükmü nedir? Allah razı olsun demiş. Fatih yani, hocam. Okunabilir mi? Niye okunmasın? Ölünün arkasından yani bizim mesela her hafta sohbetlerimiz oluyor. Sohbetlerde biz hatim de indiriyoruz. Yasinler de okuyoruz. Hatta insanlar her gün bence sabah kalktığında yani bir de ölürken okusun. Ölürken diyorum, özür dilerim, yatarken yani. 3 İhlas bir elham okusunlar yani, çünkü şöyle bir şey var. Sen ne kadar gönderirsen sana da o kadar gönderecekler. Şu anda hani biz ne kadar yatırım yaparsak o kadar gelecek. Hiç okunmazsan sana da hiç okunmayacak yani. Bu böyle gelmiş, böyle gidecek. Dualarda sürekli söyleniyor adam. Dualarımızdan neslimizin Kur'an okuyan, Kur'an ehli bir nesle sahip olmak için de sürekli dualarda bulunuyoruz yani. O Kur'an onu rahatlatıyor ve... Harf olarak bir şey yok, basın olarak bir şey yok. Hani kişinin... arkasından okuması bence çok güzel bir hareket. Bir de ölenin ardından Kur'an okuyan birilerinin olması onun zaten... Sadakayı cariyesine girer ve amel defteri kapanmaz. Amel defteri devamlı. Zuhur etmesi demek. Tabii. Yani zahiri bir görüntüsüdür. Yani bir insanın ölmüş, kimsesi, akrabası, evladı gelip kabrinde Kur'an okumuş, evinde vesaire hiç Kur'an okumuyor düşünün. Biri de var ki mezarına kadar geliyor, mezarı başında Yasin okuyor. Bu çok güzel bir şey. Yani kişi ölmeden evvel eğer bir hayrat yaptırırsa... Bu hayrat durmadan akarsa o aktığı sevabınca bu kişi öldüğü zaman ona hep sevap gider öldüğünde. Amel defteri kapanmaz, veya devamlı yazılır. Alır güzel bir salih bir evlat yetiştirir veya hocadır bir talebe yetiştirmiştir. O da onları talebe de kendisinden sonra talebe yetiştirdiği için bunun yaptığı sevaplar da ölen kişiye gider öldüğü zaman. Üçüncüsü burada. Eğer kişi şu an mesela
herkes biliyor ki burslar var. Hani burslu talebe okutma var. Eğer sen alıp bir hafızı eğer şey yaparsan, okutursan, destek olarak, verirsen, bunun okumuş olduğu her şey eğer sen vefat ettikten sonra da senin hanene yazılır yani. İnsanın başka bırakabileceği hani hayır hasenat camiler, yönünden başka hiçbir şey yok. Camiler, medreseler, yani. Ecdadımız neden bu kadar önem veriyorlardı camilere, medreselere, tekkelere? Neden bu kadar önem veriyorlardı? Sadakayı cari olsun, amel defterimiz kapanmasın. Şimdi Kur'an'ın burada mucizesini görüyoruz. Kur'an nedir? İnsanlara rahmet olarak indirilmiştir. Resulullah insanlara rahmet olarak indirilmiştir. Yani o yüzden Allah'ta diriye değil, ölüye de rahmet. Ölüye de aynı şekilde biz orada o mevtaya, o ahirete irtihal etmiş o kişiye hasbel kadar yapmış olduğu hatalarından dolayı ne yapıyoruz? Allah'tan rahmet için Mevla Teala'nın kelamını o kişilere okuyoruz ki Mevla Teala ne yapacaktır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? O Kur'an nice kişilere hidayet edecektir, nice kişilere şefaat edecektir, onları cehennemden cennete kurtaracaktır. İnşallah. O yüzden mutlaka Kur'an okunmalı. Şey sormuş, bir önceki seyircimiz mesaj atmış yani kul hakkı. Evet. Onu Zilzal suresinin son ayet-i kerimesinde zaten Mevla Teala açıklıyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَةٍ شَرًّا يَرَى. Kim ne kadar hani zerre kadar hayır bile yapsa onun karşılığını görecek. Yani bir kıl dahi eksen hayır için bunun karşılığını göreceksen. Yani göreceksin yani. Yani bir tırnak bile kessen şer için onun da şeyini göreceksin. Evet. Hocam gerçi konumuzla alakalı değil ama bir seyircimiz de şunu sormuş. Çok kısa sorulan aslında bir soru. Evet. Günümüzün en büyük bence sıkıntılarından, problemlerinden de biri bence bu. Hocam namazlarda sadece farzı kılmak caiz mi diye bir soru yöneltmiş. Şimdi biz biliyorsunuz ki Mevla Teala bizleri dünyaya niçin gönderdi? Rabbimizi en güzel bilmek için. Rabbimizi en güzel şekilde emirlerini hayata geçirebilmek için gönderdi. Mevla Teala bizlere sıhhatimizi, bedenimizi verirken eksik mi verdi? İşte bir göz mü verdi bize? Veya kollarımız eksik olsaydı, ne bileyim, yani herhangi bir uzvumuz, sevdiğimiz bir uzvumuzu düşünelim, bir vücudumuzda herhangi bir yer eksik olsa güzel olur muydu? Olmazdı. Sünnet-i seniyeler bizim Resulullah'a karşı olan sevgimizi hayata geçirip Mevla Teala'ya karşı olan güzelliklerimizi, Mevla Teala'ya olan yakınlığımızı artıracaktır. Ha, farzı kılmakla olmaz mı? Olur. Mevla Teala'ya karşı olan borcumuzu ödemiş oluruz ama hayattayken, biz dünya hayatındayken bizim yapmış olduğumuz ibadetler Mevla Teala'ya karşı olan hediyelerimizdir. Yani ibadetler Rabbimizi hatırlamamız içindir. Biz devamlı buyuruyor ya hani devamlı insanın kalbi ne olacak? Fedkürûni edkürküm meşgurûni velâ tekfurûn. Fedkürûni beni zikredin, beni hatırlayın ki edkürküm ben de sizi hatırlayayım. Şimdi biz Allah'ı neyle hatırlayacağız? Namazla hatırlayacaksın, o namazı eksik kılıyorsun. Oruçla hatırlayacaksın, o orucu eksik yapıyorsun. Evet. Zekatla hatırlayacaksın veya ibadetlerini hatırlayacaksın. O yapmış olduğun vazifeleri ne yapıyorsun? Eksik yapıyorsun. Bunlar nedir? Yani ruhsat verilse dahi, farzlara ruhsat verilse dahi senin için doğumunda, hayatında, vefatında ve ahirette hala yalvaran ümmeti ümmeti diye Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapılmış bir nedir? Eksikliktir. Senin için kendi cennetin en yüksek makamında olduğu halde, alemlere rahmet olarak indirildiği halde, en mükemmel olduğu halde sen kurtulasın diye beraat gecelerinde hocalarımız anlatıyor ya sohbetlerde, kandillerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatmış, ağlamış saatlerce, günlerce, ya Rabbi ümmetimi affeyle diye, ümmetimi affeyle diye. Şimdi senin Resulün, senin peygamberin, senin affedilebilmen için bütün hayatı boyunca doğumunda, ölümünde, vefatında her yerinde mücadele etmiş. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu bir 4 rekatlık, bir 2 rekatlık sünnet-i seniyeyi kılarken ağırlanacaksın veya bunu ne yapacaksın? Erteleyeceksin, tehir edeceksin. Bunlar işte ölüm anında insan, Efendi Hazretlerimiz buyuruyor, diyor ki insan diyor ahirette diyor anlayacak her şeyi. Ahirette neyi anlayacak? O terk etmiş olduğu namazlarının kıymetini, Rabbine karşı olan zikirlerini, terk etmiş olduğu o güzellikleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetini, 4000 tane sünnet-i seniyyesi var. Bir terk etmiş olduğu o sakalın kıymetini diyor ölüm anında anlayacak. Bir terk etmiş olduğu o sarığın kıymetini ölüm anında diyecek ki ya Rabbi keşke sarıklı olsaydım ben de. Keşke ben de sakallı olsaydım. Keşke ben de Resulullah'ın ahlakından bir şeyle sana gelseydim. Hocam, yani arkadaşa hitaben birkaç şey de ben söylemek istiyorum. Tabii, eğer izin verirseniz. Şimdi
bizim mantığımızda şöyle bir şey var. Hani İslam'ın şartı 5. Doğru mu? Şehadet, namaz, oruç, zekat. Şimdi biz namazları kılarken sanki hani bunu şey olarak kılıyoruz. Biz bunu kılacağız, cennete gideceğiz. Hayır. Mevla Teala sadece hani seni yarattığı için sen ona kulluk vazifesi yapacaksın. Yani sen ben Müslümanım dediğim andan itibaren senin üzerine zaten bunlar farz oluyor. Yani bunların eğer Mevla Teala bunun ecrini sana, sevabını verirse verecek. Yani sen Müslümanım, ben namaz kıldım cennete gideceğim. Öyle bir şey şunu yok. Ne demek istiyorsunuz? Yani namaz kılarak cennete ulaşılmaz. Şu, sadece. Yani ve namaz, bu niyeti de gütmek iyi aynen, değil. Aynen. Yani. Bu niyet zaten halis bir niyet değil. Ben namaz kılıyorum illa cennete gideceğim diye bir şey yok. Namaz kılmak senin Mevla ile aranı yapmandır. Şimdi yani biz namazı şöyle görüyoruz. Biz namazı kılarsak cennete gireceğiz. Hayır. Namaz senin Müslümanım dediğin için sana farz. Ama senin mesela günlük vermiş olduğun mesela insanın 320 tane şeyi var. Eklem yeri vardır mesela. Sadaka vermesi gerekir. Yani nasıl ki sen her gün oturduğun eve, her ay oturduğun eve kira veriyorsan senin de vücudunun belli bir şeyi var yani. Kirası sadakası var Mevla'ya var. Karşı. Ya bunlar namaz değil yani. Bunlar senin üzerine farz. Veyahut da oruç değil. Bu sana da farz. Zekat da değil yani. Bunlar nedir? Yapmış olduğun nafile ibadetlerdir. Hocamın dediği gibi zikretmektir. Yani kişi sabahleyin işrak namazını, işte kuşluk namazını, evvabin namazını kıldığı zaman bunlar nafile ibadettir. Yani ekstradan sen Mevla için yapmış olduğun ibadettir. Ama namaz Mevla için yapmış olduğun bir ibadet değil. Senin borcunu ödemen. Yani sen bunu yapmak zorundasın. Hani işte ben bunu yapamıyorum diye ağırlanmak diye bir şey yok. Hani bu seni cennete götürecek bir şey değil. Cehenneme götürecek bir şey de değil. Müslümansan bu senin yapman gereken şey. Evet. Ya biz kalbimizdeki olan imanımızı kuvvetlendirebilmek için bizim ibadetlere, Mevla Teala'ya karşı olan ibadetlerimizi tam manasıyla güzel bir şekilde yapabilmemiz lazım ki ne yapalım? Kalbimizdeki o imanı tam kamil bir şekilde geliştirelim ve ahirete irtihal ederken belki arpa tanesi kadar bizde kalır da yarın ahirette kurtulanlardan oluruz yani. Bir de hani nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz, öyle dirileceksiniz. Zaten hani kişi eğer dediyse ben namaz da kılmıyorum, oruç da tutmuyorum. Son demlede o şey söyletmezler zaten. Hani o şehadeti getirtmezler yani. Kimse kusura bakmasın. Sen hani şuna sığınırsan benim kalbim temiz. Ben işte ölürken de şehadeti getiririm. Müslüman ölürüm. En azından iman da gitti diye beni cennete sokarlar. Belli hani yapmış olduğum günahları çektikten sonra cennete giderim düşüncesi varsa bence çok yanlış. Çünkü o en son noktada ne olacağı belli değil hocam. Son nefis. İtibar son, son nefis. Yani kısaca şunu demek istiyorsunuz hocam. Müslüman olmak yani iman etmiş olmakla belli görevleri de yapmış olmak gerekiyor. Namaz, oruç vesaire. Evet. Allah'ın bize koymuş olduğu ölçülere riayet etmek. Biz bunlara riayet ederek, çok fazla namaz kılarak, çok fazla ibadet ederek bunların karşılığında Mevla'dan cenneti satın alamayacağız. Biz sadece bize verilen bu vazife, bu vazifeyi ifa edeceğiz elimizden geldiğince. Mevla Teala da kendi rahmetiyle bizleri cennetine koyacak. Tabii. Hocam zaten Mevla olaya böyle bakılması gerekiyor. Hani sırf rahmet sıfatı şeydir yani, komple her şey kapsayıcıdır yani. Bütün kullarını hani istisnasız bütün kullarını cennete hani sokmak için bahane arıyor. Niye? Zerre kadar diyor ya. Hani bu bahanedir yani. Hani bütün kulları hani cennete sokmak için hani bakıldığı zaman bahanedir. Niye giresin ki zerre kadar varsa? Hadi git işine derler mesela. Zerre kadar diyor. Varsa gireceksin. Şimdi sen düşün bakalım sende zerre kadar var mı? Veyahut da sen o zerreyi son anına kadar saklayabilecek misin? Bir de öyle düşünmek lazım. Hocam. Fatih Hocam dedi ya biraz önce bütün eklemlerin sadakasını vermek lazım. Şimdi bu eklemlerin sadakasını da işte o kuşluk, işrak namazıyla ödüyoruz. Onun dışında hani onu da at bir kenara koyalım. Yani bugün hiç kimse, böyle hemen bitiriyorum hocam. Hiç kimse bakkala gidip bedavaya sakız bile alamazken sana verilen bu göz nimetinin, el nimetinin, ayak nimetinin karşılığını sen namazla öde ya. Öde yani. Evet hocam. Hocam devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar beraber olacağız inşallah.